Sonra dedik ki vatandaşımızın iyi gününe de yanında olmak gerekir. Bir hayırlı olsun diyelim diye geldik. Sonra Tahir ağamızın yeni olduğunu öğrendik. Ondan da çok sevindik. O da bizi sevindirdi. İnşallah bu gençlerimizin kurduğu yuva güzel bir yuva olur, mutlu bir yuva olur, bereketli bir yuva olur. Biz buradaki kardeşlerimizi seviyoruz. Severek hizmet etmeye de devam edeceğiz. Tabii. Hamdolsun 2 yıldır Tahir ağam gibi, Cemil ağam gibi bölgenin ileri gelenlerinin de desteğiyle güvenlik güçlerimiz çok kararlı operasyonlar yürüttü. Buradaki halkımızın da büyük desteğiyle teröristler hamdolsun alan kaybetti burada. İnşallah sileceğiz burada. Bundan sonra bize düşen, buraya yeni başladık, güvenlik güçlerimizin, halkımızın bu kararlı operasyonlarını halkımızla gönül bağlarımızı güçlendirerek, onların iyi gününde de yanında olarak, kötü gününde de yanında olarak devletimizle ve ülkemizle bölge halkının gönül bağlarını güçlendireceğiz. Bu görev de bize ait. İnşallah hepimizin desteğiyle, dualarıyla bunu başaracağız inşallah. Devam edin. Çok sağ olun. Allah'a emanet. Fransa, Almanya ve Belçika'dan gelen arkadaşlar, misafirlerimiz
damat için 45 bin TL bahşişte bulunmuş. Bey halatı konuda gidene gelmesine bu ki. Ama beyin eser eve çağır. Al sen bak hadi. Eve çağır. Tahir Adıyem. Ben emir verdim. Hiç kimse de silah atmıyoruz. Bugün bugüne kadar kimse düğünden silah atmıyorlar. Ben devletle beraberiz. Aşir olarak. Ta 30 seneden önce şimdiye kadar PKK'de mücadele yaptık. Çok 100 şehidimiz var. Aşir olarak. Biz Tahir Adıyem varsa devletin sahanızda biz varız. Ölüme kadar ben devletle beraberiz. Geri dönüş yok. Hakikaten mücadele yaparız ölüme kadar. Çoğu yerde efendim silah havaya, düğünlerde havaya silah atılıyor. Burada Jirki aşireti olarak siz silahı yasakladınız. Evet. Bundan Jirki aşiretine buradan çağrınız nedir? Bizim Jirki aşiretimiz, ben Jirkilere dedim, bunlara da düğünden silah atmayın. Hiçbir zamandan silah atmıyoruz. Silah kesinlikle yasaktır. Kesinlikle yasaktır. O gün bugüne kadar yasak etmiştir. Düğünden kimse silah atmıyor. Devlet olarak bize silah vermiştir. Düğünden bize vermemiştir. Düğünden devlet silah bize vermiştir. PKK'da mücadele yaparız. Düğün için bize vermediler. Düğünden kimse silah atmıyoruz. Değerli bir ailedir ve bunlar yıllarca beraber yaşadığımız bir aşirettir. Düğünleri bize davet ettiklerinde seve seve katmak istedik. Çünkü aile dostlarımız olduğu için yani ne kadar uzak olsak da gönderimiz her zaman yan yana olduğu için yani severek düğünlerine geldik ve güzel bir derece geçiriyoruz. Jirki aşireti için, düğünleri için neler söylüyorsunuz? Genellikle hep karabalık oluyor. Neler söyleyeceksiniz bunun için? Ya da Avrupa'da gördüğünüzde neler söyleyeceksiniz? Açık söyleyeyim sana, ben Jirki aşiretinin birinci düğüne katılıyorum. Daha önce başka düğünlere katıldım, Van'da başka yerlerde, ama buranın töreleri. Çünkü buradan ufakken ayrıldığım için fazla düğünler nasıl olur merak ediyordum benden. Ama güzel oluyor ya. Organize, tabii ki bizim oradaki Avrupalarla buradaki bir alakası yok. Ama güzel bir düğünler oluyor yani. İlk günde bildiğim kadarıyla işte erkekler ikinci de bayanlara ayırdıkları için yani bu şu anda her nasıl söyleyeyim yani bütün çevreden, bütün halktan, bütün aşiretlerden millet katılmış düğüne seve seve bir güzel bir düğün geçiriyoruz beraber. Buradan şöyle ben diyeyim, buraya düğüne katılmak ayrı bir mutluluk veriyor bize. Belçika'dan davet ettiler. Biz de geldik. Çok sevindik. Gençlerimize mutluluklar dileriz. Buraya gelmek güzel bir şey. İnsanın eski yaşadığı memleketi görmek çok güzel bir şey. Onun için çok yani müthiş bir şey bu. Çok mutlusunuz. Evet, çok kaç yıldır Türkiye'den ayrıldınız? 30 yıl oldu. 30 yıldır Türkiye'den ayrıldınız. Evet. Türkiye'ye geliyorsunuz yani nasıl bir duygu, bunu söyleyebilir misiniz? Vallahi çok güzel bir duygu aslında. Biz aşağı yukarıdır 15 yıldır gidip geliyoruz. Ev yaptık burada. Yazın gelip gidiyoruz. Daha da yapmayı düşünüyoruz. İnşallah ileride daha da çok ev yapmayı düşünüyoruz burada. Belki de zaman olur da kesin dönüş yapabiliriz de yani. Yapmak istiyorsunuz. Evet, aynen öyle.
düğünde benim düğünümdür. Oğlunuzun düğünü? Evet. Düğünde çok güzel oldu. 3 gün 3 gece bir aşiret düğünü oldu. 3 gün 3 gece aşiret düğünü bizim ırk adatlarımız öyledir. 3 gün ve 3 gece bütün bu Jirki aşireti, Alan aşireti, Fransa'dan, Almanya'dan, Belçika'dan, her yerden bizim akrabalarımız, tanıdıklarımız, herkes düğüne katıldı. Düğün de çok güzel olmuş ve çok sevindim. Biz de aşiret olarak, Jirki aşiret olarak biz silah atmayı yasakladık. Jirki aşireti açıklama yaptı, evet, lideri Tahir Adıyaman. Evet, Tahir silahı yasakladı, buna uyacak mısınız? Evet, uyuyoruz. Zaten Tahir amcam ne demişse o olur. Yani Tahir amcam bir dedi mi iki olmaz, tam birdir. Bir dedi mi iki olmaz. Biz de aynı katılıyoruz. Jirki aşiret lideri Tahir ağa silah yasaklamıştı. Düğünde yasakladı. Düğünde yasaklamıştı. Biz de aynı fikirdeyiz. Eğer bir kişi düğünde bir tane silah patlanırsa o adamın elini koparır. Çünkü neden? Biz yasaklamıyoruz. Bu silahlar devlet terör için bu silahları bize vermişti. Terör şimdi azaldı, bitmek üzeredir. Biz de bu silahı düğünde filan kullanmıyoruz. Kullanırsa öyle kullanacağız. Biz aşiret olarak, Jirki aşiret olarak herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani görevden de alırsınız. Görevden de alacağız. Onu görevden de alacağız. Bizim amacımız bu. Silah yerine havai fişekler silah patlattı. Silah yerine havai fişek ve davul zurna bir de sazcılar. Aynen. Silah yasak.